Hikayeye başlamadan evvel kanalıma abone olarak bana destek olmanızı istiyorum. Kanal spam yemiş. YouTube'a durumu ilettim. İnceleme sonucunda benim haklı olduğum anlaşıldı ama şu an videolar ön plana çıkmıyor. Bildirimler %3'e düşmüş. Eski haline dönmesi için ya birkaç hafta geçmesi ya da sizlerin bana destek olması gerekiyormuş. Kanala abone olan ve olacak dostlarım. Abone ol butonunun yanında yer alan zil bildirimine basıp tümü olacak şekilde seçmeniz gerek ki bütün bildirimler sizlere anında iletilsin ve kanalım eski haline dönebilsin. Keyifli dinlemeler. Yıllardır hayalini kurduğu tıp fakültesini kazanıp kazanamayacağını öğrenecek olan Akın oldukça heyecanlıydı. Sonuçların açıklanmasına dakikalar kalmıştı. Ailesi yanındaydı ve sonuçlar çok geçmeden açıklandı. Akın başarmıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi tıp fakültesini kazanmıştı. Ailecek sevinçleri görülmeye değerdi. Bir hafta sonra kayıt işlerinin başlamasından dolayı Akın'ın babası, "Oğlum, tebrik ederim. Hemen bavulunu hazırla. Sen yurtta rahat edemezsin, erkenden giderek bir ev tutalım sana." Akın, "Harika olur baba" diyerek yanıtlamıştı. Sevinçleri oldukça yüksek ve taze olan bu aile, evlatlarının başına gelecek olanlardan habersizdi. 2 gün sonra Trabzon'a gelen aile, okulun yakın çevrelerinden bir emlakçının dükkanına girdiler. Emlakçı, güler yüzlü, yaşlı bir adamdı. "Merhabalar efendim. Oğlumuz bu yıl burada okumaya başlayacak. Bekara uygun bir eviniz varsa bakmak istiyoruz." "Tabii efendim. Hayırlı olsun. Elimde tam size göre bir daire var. 2+1, kirası da uygun. 460 lira. 2 katlı bir binanın üst katı. Bina 15-20 yıllıktır fakat içi yeni döşendi." "Hadi o halde, gidip görelim." Çaylar içildikten sonra yola çıktılar. Bina çok ıssız sayılmayacak bir yerde fakat mahalle halkının yaş düzeyi yüksek olduğundan sokakta ne bir çocuk ne de gürültü yapacak bir genç yoktu. Ev tam olarak eski bir Rum kilisesine bakıyordu. Eve girdiklerinde gerçekten de tamir edilmiş, gayet hoş duran mavi bir boya ile boyanmıştı. Akın haliyle evi çok beğenmişti. Babasına evet diyen gözlerle bakıyordu. Ev okula yürüyerek 20 dakika kadar mesafedeydi. Üstelik kahvaltı yapacağı yol üzerinde de bir sürü pastane vardı. Metin Bey emlakçıyla anlaştıktan sonra kapora ve 2 aylık kirayı havale olarak geçti. Oradan çıkarak bir spotçuya gidip sıkı pazarlıklar sonucu evin tüm eşyalarını da aradan çıkardılar. Kayıt günü gelip çatmıştı. Akın, okula başlayacak olmanın heyecanını yaşasa da daha çok ailesinden ayrı eve çıkacağı ve özgürlüğe ilk adımı atacağı için heyecanlıydı. Ailesi evin yerleştirmesini tamamladıktan ve birkaç gün kaldıktan sonra evlerine döndüler. Günler birbirini izlerken okulların başlamasına bir gün kala en çok sevdiği aktivitelerden biri olan kahve ve kitap ikilisini kendine ait olan balkonunda yapacaktı. Gece bir sularıydı. Çok sessiz ve sakin bir sokak olduğu için hemen hemen her çıtırtı kulağa çok net biçimde geliyordu. Çevresinde olan sesleri dinlerken bir yürüme sesi işitti. Kahve ve kitabını masanın üstüne koyarak aşağı doğru baktı. Siyah hırkalı, uzun saçlı bir kız kilise kapısını açarak içeriye girdi. Akın, kızın bu saatte kiliseye gelmesinden dolayı kilisede kaldığını düşünerek üzerinde çok durmadı. Okulun ilk günü yarın olduğundan dolayı da daha fazla oyalanmadan odasına yatmaya gitti. Sabahın ilk saatlerinde telefonun alarmıyla dikilmişti ayağa. Hemen duşa girdi. Kahvaltısını yaptıktan sonra çantasına kişisel ihtiyaçlarını attı ve okula doğru yola koyuldu. Evden çıkarken kapşonunun önünü kapattı ve hadi bakalım. Hayallere giden yolda yürüme zamanı diyerek ilerlemeye başladı. Garip şekilde dün geceki kızı unutamamıştı. Aklından çıkaramıyordu.
Kilisenin önünden geçerken kapısına göz gezdirmeyi ihmal etmedi. Etrafını seyrederek ilerlerken biri omzuna dokundu. Arkasına döndüğünde tanıdık bir yüz ile karşılaşmıştı ama kim olduğunu çıkaramıyordu. Akın, benim, Samet, tanımadın mı oğlum? Ortaokul arkadaşın. Sen ne yapıyorsun burada? Oha! Yoksa sen de mi katüyü kazandın? Harika bir haber bu. Evet, mimarlık bölümünü kazandım. Ya sen? Ben de tıp bölümünü. Çok sevindim. Ne yapıyorsun? Nerelerde kalıyorsun? Şu aşağı tarafta bir ev tuttum. Sen neredesin peki? Ben de alt sokaktaki kilisenin karşısındaki binada kalıyorum. Akın ve Samet geçmiş günlerden sohbet ederek okula doğru ilerlediler. İlk günün oryantasyonla geçmesi güzel gelmişti Akın'a. Okuldan çıktıktan sonra bir markete uğradı. Bir kutu kahve ve birkaç şey aldıktan sonra evinin yolunu tuttu. Binaya girmeden önce bir kez daha kilisenin kapısına baktı istemsizce. Sonra da eve çıkıp bir kahve yaptı. Kitabına akşam kaldığı yerden devam etti. Gece saat 1:08 geçerken telefonuna mesaj geldi. Mesajı gönderen Samet'ti. Yarın okula giderken onun evinin önünden geçeceğini ve eve yaklaştığında arayacağını söylüyordu. Akın tamam yazarak yanıtladı ve kitaba devam etti. Saat 2:11'e gelirken yeniden ayak seslerini işitti. Yavaşça kilise kapısına doğru baktı. Bu sefer kız da dün geceki gibi Akın'a doğru bakıyordu. Akın, yakalanmış olmanın verdiği korkuyla hemen kafasını geri çekti. Kalbi inanılmaz bir hızla atıyordu. Tekrar bakacak cesareti kendinde bulamamıştı. Vücudu ise korkudan kaskatı kesilmişti. Kilise kapısının gürültülü kapanma sesiyle yerinden sıçradı ve masaya ayağını çarptı. Kahvenin dibi olduğu gibi etrafa döküldü. Apar topar masanın üzerindekileri temizlemeye başladı. Kitabı, telefonu ve bardağı hemen içeriye aldı. Balkona bir daha çıkacak cesareti bulamadığı için odasına koşup kendini yatağa attı. Vücudunun korku ve adrenalin karışımı salgıladığı hormon ile terlemeye başlamış, kafasına ise bir sürü düşünce dolmuştu. Acaba onu izlediğim için bana kızar da eve birilerini gönderir mi düşüncesiyle dış kapıyı kilitlemeye koştu. Kapıyı kilitledikten sonra sanki kızın onu duyacağını düşünürcesine salondan yavaş adımlarla ilerleyip balkona geçti. Balkondan kilise ışıkları net olarak görünüyordu. Kilise camlarının önünden geçen siyah bir şeylerin uçuştuğunu fark etmesi çok zamanını almadı. Acaba hayal mi görüyorum diye düşünerek gözlerini ovuşturup tekrar baktığında ışıklar kapanmıştı. Derin bir nefes aldıktan sonra tam odasına doğru ilerleyeceği sırada kilise kapısının yeniden sesini duydu ve yere kapandı. Merakı yakasını bırakmamıştı. Yavaş hareketlerle balkonun parmaklıkları arasından kilise kapısına doğru baktı. Kız geldiği yöne doğru dönmüş, yürüyerek uzaklaşıyordu. Kol ve dizlerinin üzerinde sürünerek kendisini odasına attı. Işığı açık bırakıp yatağa yatar yatmaz uyumaya çalıştı. Çok korkmuştu. Korkunun verdiği duygular ile halüsinasyon gördüğünü düşünüyordu. Derin bir nefes alarak uzun süre yatakta dönüp durduktan sonra uykuya daldı. Sabah içeriden gelen telefonunun sesiyle fırladı yatağından. Telefon uzakta olduğu için alarmı duymamıştı. Samet'le sözleştikleri için arayan Samet'ti. Neredesin Akın? Kaçtır arıyorum. Daha ikinci günden kaytarmaya mı başladın? Seni tembel. Aşağıdayım. Seni bekliyorum. Gel hadi. Yok oğlum. Dün gece kitap okuyacağım diye çok geç yattım. 5 dakikaya kadar iniyorum. Akın aşağıya indiğinde Samet elindeki poşetten poğaçayı ve meyve suyunu çıkarıp ona uzattı. Muhabbet ederek okulun yolunu tuttular. Akın her ne kadar Samet'in yüzüne gülse de aklı hala dün gece yaşadığı olaydaydı. Kızın yaşıtı olduğunu, belki de aynı okulda olabilecekleri ihtimalini düşünüyordu.
Bu, onu ne kadar gerse de tanışma şansı olması diğer yandan içini rahatlatıyordu. Okulda boş kaldığı her vakit o kızı bulmak için etrafa bakınıyordu. Fakat nafile. Gördüğü kızlardan hiçbiri ona benzemiyordu. Okul sonrası hemen eve geçmişti. Saatler gece yarısına geldiğinde kendini pusuya yatmış bir vaziyette buldu. Gece 02:18 olduğunda ayak sesleri yavaşça gelmeye başladı. Kendini aklınca iyi kamufle ettiğini düşünüyordu. İşte geldi. Bu o kızdı ve yavaş biçimde kilise kapısını açıp içeriye girdi. Kapı ardından yine aynı gümbürtüyle kapandı. Kilisenin ışıklarının yanmasını ve dün gece gördüklerini yeniden görebilmeyi umuyordu. Sessizce kiliseyi izlediği sırada evinin salonunun ışığı bir anda yandı. O korkuyla çığlık atıp arkasını döndü. Bu, alt komşusu olan Hüseyin amcaydı. Oğul, sakin ol, benim. Anahtar kapının üzerindeydi. Kapı zilinde bozuk sanırım, bastım bastım çalmadı. Kapıya da tıklattım ama ses soluk gelmeyince sana bir şey oldu zannederek girdim içeri. Amca, sana ne diyeyim ki ben? Beni çok korkuttun gece gece. Akın elini uzattı. Hüseyin amca mahcup şekilde uzattığı elinden tutarak onu kaldırdı ve beraber salona geçtiler. Akın kendine gelebilmek umuduyla bir bardak su doldurup içti. Akın'ın bu halinden dolayı Hüseyin amca bu kadar korkmasının garip olduğunu düşünerek ''İyi misin Akın? Bembeyaz oldun, bu kadar korkulur mu hiç?'' ''Amca, şu evimizin karşısındaki kilise, oraya giren çıkan olur mu hiç?'' ''Yok be oğlum, tam 200 yıldır kapalı o kilise. Özel bir malzeme ile kapattılar orayı. Daha sonra Diyanet'ten birkaç hoca geldi, birkaç şey yaptı. Ben 12 yıldır bu binadayım. Hiç kimsenin oraya girip çıktığını görmedim.'' Akın'ın başından kaynar sular dökülüyordu. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Hüseyin amca, "Çok geç oldu evladım. Ben gidiyorum." diyerek anahtarı koltuğun üstüne bırakıp evden çıktı. Akın tamamen korkuya kapılmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Odasına geçti ve sabaha kadar birbirine benzer düşünceler içerisine dalarak zorla uyudu. Sabah olduğunda Samet'e erken gitmesi gerektiğini söyleyerek tek başına yürüyerek okula doğru yol almaya başladı. Kulaklıklarını takıp müzik dinliyor, kafasında sürekli senaryolar oluşturuyordu. Okulun kampüs kapısından girdiğinde arkası dönük şekilde yürüyen kızı gördü. Yürüyüşü, kıyafetleri, hatta saçının şekli bile aynıydı. Hızla kıza doğru koştu ve kolundan sert biçimde tutup kendine doğru çevirdi. ''Sen o kızsın. Beni rahat bırak. Adını söyle. Adın ne?'' ''O kilise 200 yıldır kapalıymış. Kapıyı nasıl açıyorsun?'' Söyle diye bağırır bir ses tonuyla konuşuyor, bir yandan da kızı sallıyordu. ''Adım Emel. Biraz daha bana dokunursan hayatının en karanlık gününü yaşayacaksın.'' diyerek gözlerini açtı ve gözleri simsiyah kesildi. Akın korkudan kızı itekledi. Kızdan uzaklaşarak dersliklerin olduğu yöne doğru koşmaya başladı. Bu kız neyin nesiydi? O güçlü bakışlarla gözlerinin simsiyahlaşması kafayı yediğini düşünmesine neden olmuştu. Sınıfta olan insanların neyin var sorularına, üşütmüşüm, kustum, o yüzden biraz halsizim diyerek geçiştiriyordu. Okuldan çıkarken yine kızın yürüdüğünü gördü ve yanına yapıştı. Söze girdi. ''Bak kızım, sen normal birisi değilsin, farkındayım. Kafayı yiyeceğim. O gördüğüm şeyler neydi? Kilise penceresinde uçuşanlar. Ya benden uzak dur ya da başına geleceklerden kaçışın olmayacak. Üsteleme, görme, duyma ve sus.'' Kız bunları söyleyerek hızlı adımlarla uzaklaştı. Akın eve geldiğinde sürekli Emel'i düşünüyordu. Gece 02:44 sularıydı. Akın ne kadar çok balkonda olmak istese de odasından tavanı izler vaziyette yatıyordu. Kilisenin kapı sesini duydu. Kendini
balkona gitmemek için zor tutuyordu. Ama dayanamadı. Direkt balkona fırladı. Kilisenin ışıkları yanıp sönüyor, buğulu camların önünde siyahlıklar resmen raks ediyordu. Işıklar bir anda kapandı. İçeriye doğru koşar adımlarla ilerledi Akın. Ama artık dayanamıyordu. Üstünü giydi, merdivenlerden yavaş adımlarla aşağı indi. Kilisenin kapısının önündeydi. Cesaretini topladı ve kapının kolay açılmayacağını düşünerek omuz atıp ittirdi. Kapı ardına kadar açıldı. Zifiri bir karanlık hakimdi. Kilisenin içinde kocaman bir kapı daha vardı. Kapının ön tarafında ise bir kuyu. Kuyudan yeni su çekilmiş olmalıydı ki etraf ıslanmış, yerlerde ufak su birikintileri vardı. Akın telefonunun flaşını açarak ilerlemeye başladı. 3-5 adım anca atmıştı ki kilisenin ışıkları bir anda yandı ve kapısı büyük bir gıcırtıyla açıldı. Akın ürkek adımlarla önce kafasını yana doğru eğerek içeriye doğru baktı. İçerisi bomboş gibiydi. Tam içeri girdiğinde ise odanın en ucunda oturan Emel'i gördü. Emel kızgın biçimde Akın'a doğru bakıyordu. Akın yavaşça ilerleyerek, "Emel, iyi misin? Her şey yolunda mı? Sen beni takip etme demiştin ama çok merak ettim seni." Emel hafif ve boğuk bir ses ile, "Sen ölmek için çok çabalıyorsun. Beni rahatsız etme." Emel'in cümlesini tamamlamasıyla ışıklar kapanıp açılmaya başladı. Akın koşarak kiliseden çıkmaya çalıştı. Çıkar çıkmaz ise kapı büyük bir gürültü ile kapandı ve kendini direkt evinin merdivenlerine attı. Merdivenlerden ellerinin de yardımı ile emekler biçimde hızlı hızlı çıkıyordu. Eve girer girmez kapıyı kapattı, yere çöküp ağlamaya başladı. Kendini az da olsa toparladığında duvardan tutunarak yerden kalktı. Duvarlara sürünerek kendini yatağa atmayı başarabilmişti. Tavanı seyrederek istemsizce Emel'i düşünüyordu. Bu olağan dışı olayların açıklaması ne olabilirdi? Düşündükçe hiçbir yanıt bulamıyor, daha da çıkmaza giriyordu. Emel'i sadece bu olayları merak ettiği için değil, gerçekten de ilgisini çektiği için düşünüyordu. Uyumaya çalışsa da olmuyordu. Yerinden kalkıp tekrar balkona çıktı. Kilise karanlıktı. Bir süre kapıya baksa da giren ya da çıkan olmadı. Ayak seslerini duyarsam hemen çıkıp bakarım umuduyla salona geçti ve salonda uzanırken uykuya daldı. Sabah olduğunda telefonu çalıyordu. Arayan Samet'ti. Hiç havası yoktu ve okula gitmeyecekti. Telefonu açarak kulağına götürdü. "Neredesin oğlum? Hadi, aşağıdayım, seni bekliyorum." "Kardeşim, çok kötü hissediyorum. Bugün dinleneceğim. Buranın havası çarptı beni herhalde." "İyi misin? İstersen yukarıya gelebilirim. Herhangi bir ihtiyacın var mı?" "Yok, teşekkür ederim. Sen geri kalma." "Ben toparlanırım zaten. Evde hazır çorba falan da var." "Peki tamam. Ama unutma. Önemli bir şey olursa direkt arıyorsun." "Tamamdır. Sağ olasın kardeşim." Akın laptopu alarak telefonunun mobil verisini açtı. İnternetinin bağlanmasına 1-2 gün kalmıştı. Google'dan kiliseyi aramaya başladı. Kilisenin ismi Laher Kilisesi'ydi. İnternette gezinirken bir argüman gözüne ilişti. Şöyle yazıyordu: 1800'lü yılların sonuna doğru kapanmış olan bu Katolik kilisesinin insan kılığına girebilen bir şeytan topluluğuna ev sahipliği yaptığına inanılırdı. Dönemin Rum papazı Patrick Van Gogh'un bir ayin sırasında öldürüldüğü ve bu yüzden kilisenin mühürlendiği yazmaktaydı. Okudukça bu kızın Patrick Van Gogh'un bir akrabası olabileceğini düşündü. Akın din konusunda pek iyi değildi. Bulduklarını bir yazıcıdan çıkarmak için internet kafeye gitti. Çıkardığı birçok çıktı ile yürürken Samet'i aradı.
Samet, neredesin? Okuldayım oğlum. Ne oldu? Çok mu kötüleştin? Hemen geleyim istersen. Yok be oğlum, dur. Şimdi bana burada bu kilise hakkında bilgili birini bulmam gerek. Ben kiliseye gidiyorum, sen de oraya gel. İyi de ben nereden bulayım böyle birini? Neyse, sen kapat, ben esnaflara sorup geleceğim oraya. Akın hızlı adımlarla kilisenin önüne geldi. Kapıyı açmaya çalışsa da nafileydi. Kıpırdatmayı bırak, ses bile çıkmıyordu. Bir süre insanlar geçerken ne yapıyor bu çocuk diye ona baktılar. Ama onun umrunda değildi. Kilisenin kapısının dibine oturdu ve Samet'i beklemeye başladı. Nihayet ileriden Samet görünmüştü. Yanında yaşlı bir adam vardı. Yaşına göre oldukça dinçti. Final bölümü cuma akşam 5 gibi gelecek. Bir sonraki hikaye ise pazar günü akşam saat 5'te sizlerle olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.